Selamlar millet, ben Zonen ve Billur Tuz'un sadece tuz olduğu günlere hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde ben soracağım, köfte cevaplayacak. Evet. Peki kasanın hangi bölümündeyiz? 98. Yaklaşın 58. İşte ben 8'den bilirim. 8. 8. Evet, bu bölüm yapacağımız iki önemli şey var. Bir, hayvan gibi crafting yapacağız. Ama hayvan gibi. Evet. Stills Bak karttan yapıyorum. Galgadorian Drill craft edeceğiz. Bayağı hayvan gibiymiş, değil mi? Köfte, bu arada sana 50 dakikalık bir cihaz yapma bölümü istiyorum. İnanılmaz sıkıcı olsun lütfen. Birilerine kapak olsun diye mi? Aynen öyle. Hatta yarak da olabilir ona da. Hatta o yüzden bu arada bölümü uzun tutmak için direkt bayağı bir uzun tutuyoruz hani. Neyse, şimdi ne yapıyoruz? Köfte adın ne? Soruyu kim sormuş onu da söyle. Zelza sormuş. Evet, adım 3. Köfte Paşa'nın oğlu, 9. Kasapçı Abdülkıyma Köftecioğlu. Öğrendiniz artık. Şimdi başka bir sorumuz daha var. Hatta iki kişi sormuş. Biri Emre, biri Eren. Biri Özen, biri Özgür. İsimler de benzer. İsimler de benzer. Çok güzel. Ortaya karışık yapabilirmişiz. Köfte oruç tutuyor musun? Köfte niyetli misin? Salih, sen tutuyor musun? Hiç bırakmadım ki. Top patlar, biz köfteyle sahura otururuz, tamam. Şimdi bugün sabahın köründe pizza yediğim, öğlen Karadeniz pidesi yediğim, akşama doğru eve geldiğimde viski içtiğim gerçeğini hesaba katarsak, evet, oruç tutuyorum sanırsam. Tutuyormuş köfte. Ben de bırakmıyorum. Sonraki soruya geçelim mi? Hazır mısın köfte? Ha? Hazırım. Videolarında senin bu soruyu çok fazla ben de alıyorum. Benim verdiğim bir cevap olacak, köftenin verdiği cevap büyük ihtimalle. Videolarımda senin mod packlerini kullanıp senin kanalını açıklamaya koyarsam izin verir misin? Mir Bey Tezcan. Bizim mod kasa bir karakal mod paketi ve karakal mod paketlerinin hepsinde aynı kural söz konusu. Modların karakal mod paketi olduğunu belirtip bunun linkini paylaştığınız takdirde, yani Karakal ekibi tarafından yapıldığını söylediğiniz takdirde mod paketinin ve mod paketinin ne olduğunu söylediğiniz takdirde gene hiçbir problemimiz yok. Bizden izin almanıza gerek yok. Sadece istediğimiz tek şey mod paketinin ne olduğunu söyleyin, Karakal yapımı olduğunu söyleyin, Karakal'a link verin. Bitti. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Şeye de değinsene. Şu bizim forumun geleceğiyle ilgili durumu, senin o Ha konu. evet. Forum bir ay kadar aktif kalmaya olmaz henüz. Çünkü forumla ilgili ilginç bir planımız var. Engin'e uyup gidip SMF kurduk forumu. Engin de sonra başında durmadı. Başında dursa güzel olur o iş. Oldu. Aynen. Sonra dedik Engin, bir daha Engin'in ipiyle kuyuya inenin. Dedik. Yalasınlar. Kelini yalasınlar. Ha. Neden kendini yalıyorlar? Pezevengin evladı. Çünkü sen gelsin. Üç artistsin Neyse. sen. Sonraki soruya geçelim biz. Dur, daha bitmedi soru. Sonra ben de dedim, yani SMF'nin problemlerini gördükten sonra dedim, hani başlarım SMF'ne. Dedim. İlk iş. Zorro muydu? He? Zorro. Zenfora. Zenfora. Neyse, Zorro oluyor. Sil mi kıracağız? Bayağı kaliteli ve bayağı pahalı bir forum sistemidir. Ama parasını hak ediyor. Denedim hani. Ve güzel olacak millet.
Ne yazık ki şu postların hepsi filan uçacak ama ondan sonra kurulan forum bir daha silinmeyecek. Evet. Bayağı bildiğin kalıcının kalıcısı. Gerçekten de üstüne kalacak, çalışacak insanlar çalışacak forumda. Büyük ihtimalle Umut Reha garanti olacak. Salih olur. Big Boss Cursor. Köfteyle ben de daha blok tipi işleri hallederiz. Ah köfte. Devam. Köfte abicik. Direkt tek modunu nereden öğrendin ve bilmediğin teknik mod, teknik mod var mı? Rümeysa Aslan. Rümeysa benim de böyle sevdiğim bir izleyicidir. Şimdi sorunun yanıtı. 64 tabii bu soruyu yanıtlarken 64 tane magma cream craft etmem de ilginç oldu. İyidir, krem sonuç olarak. Ellerin çatlarsa sürersin. Magma. Köfte, soru cevap serisi Dur. yapmamız için senin cevap vermen Dur lazım. tekrar sorsana sen onu. Ya özet şu. Tech'i nereden öğrendin diyor. Ya da Greg Tech gibi teknik modları. Artı üzerine. Wikilerinden. Yani dokümentasyonlarını okuyarak Aynen. millet bunu yapmanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Hele hele Greg Tech gibi ya da şey Rotary Craft gibi Vay Rotary Craft. baya baya şey içeren teknik modları hani mümkünse çift ekranınız olsun bir tarafta oyun bir tarafta wiki açık kalsın. Tavsiye ederim. Hani ben öyle kullanıyorum. Neden teknik modlar? Neden teknik modlar? Emre Özen sormuş bu arada. Neden teknik modlar? Keyif alıyorum. Yani mühendis kafasında bir adamım ben. Her ne kadar medya okusa da. Aynen. Hobi olarak fizik, biyoloji falan da öğreniyorum arada. Bir gün köfteyi ben kaçıracağım. Sürükleye sürükleye Oxford'a götüreceğim. Orada bir köşeye atacağım. Diyeceğim bu köfte mühendis olmadan çıkamaz. Time Lord zaten. Kalsın 60-70 sene. Kabul derim ben de orada herhalde. Parçacık fiziğini çözüp geliyor. Kolaymış be. Öyle. Mod tanıtımları çekmeye devam edecek misin? Emre Özen ve Anar Abdüyalev. Abdullayev. Anar büyük ihtimalle Azerbaycan'dan. Buradan selamlar Azerbaycan'a. Dur, tekrar sorsana. Tanıtımları çekmeye devam edecek misin? Mont tanıtımları çekmeye devam edecek misin? Fırsat bulduğum takdirde evet. Evet. Sevdiğim başka hayatta kalma oyunu var mı? Oyunları diye sormuş ama oyunu var mı diye düzelttim. Emre Özen yine. Tinkerhawk benim sevdiğim hiçbir hayatta kalma oyunu yok. Ben Şu an. Minecraft'ı hayatta kalma oyunu olarak kabul etmiyorum. Şu anda oynadığın Ben Minecraft'ı hayatta kalma oyunu olarak kabul etmiyorum diyorum ya. ne? Minecraft dışındaki. Minecraft dışındaki. Yok. Şu anda oynuyorsun. Ney? Hayat. Salih. Bu sorusunu tam bir göt lalesi sormuş. Domain transferi ne kadar zamanda gerçekleşir? Zeonendi değil mi? Evet. Genelde 2 gün. Yani değil ki. Benim şirket bayağı problem çıkarttı. 16-17 güne uzadı ama Oy oy DNS oy. çevirip yaptık. Orospu çocukları parayı verirken alıyorlar takır takır. Sonra bir problem olunca yapmıyorlar. Labine'ye geçtim. Bir Türk şirketi. Labine'yi gündüz aradım. Adam tanıdı beni. Domain'den. Tamam hemen yapıyorum. Zaten Diamond içerisinde baktım. Ne yapmak istediğini anladım dedi adam. Eyvallah çektim adama. Ne diyeyim? Yani. Notta Minecraft yap isteyenlere ne yapmak istediğini bir film ile özetler misin? Cenk çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir Türkçe kullanmışsın. Cenk Albayrak. Hiçbir şey. Umumda değiller. Vay, gönlümden gönlüne yok bile kinim. Bence artık sen de herkes gibisin diyorsun köfte. Aynen öyle. Peki köfte İnegöl'e gidince İnegöl köfte mi oluyorsun? Yine Cenk sormuş. Evet.
Ama ben bildiğiniz İnegöl köftelerden değilim. Köfte kuzeyini yedim bugün. Uhu. Kıbrıs Kıbrıs. köfte mi? Çok da güzel oluyor. Lezzetlidir ki pezevenk. Aynen. Bir gün seni de yiyeceğim. Of, o kel, o kel benim olacak. Mine. Neyse. Kanalı kurarken neden kanalın adını köfteyiz köfte koydun? Neden pastayız pasta değil? Cihat Aslanoğlu. Ben vereyim mi? Ben biliyorum. Söyle. Pasta faryon olsan pasta et pasta dersin ama köfteysin sen. Evet. Güzel açıklama. Ay Ege, TARDIS tişörtünü kaça Hediye maalesef. bırakıyorsun? Vay. Kasap köfte mi, Tekirdağ köfte mi? Kasap. Farkı ne? Daha lezzetli bence. Benim damak tadım son dönem çok bozuldu. Nargile zaten mahvetti, bıraktım ama yıllar alıyor damak tadım geri gelmesi. Hiç başlamadım. Bir yıl. Rahatım. Sigaradan da uzak dur. Freud'u arada bir iç. Tam olarak beni tarif ettin demin. Nargileydi dediğim gibi. Yani kafeye falan gidersen arkadaşlar oturursun ya o zaman içersin. Yok. Onda bile içmiyorum ben. Ya onda dert yok. Pro'dan az şey yapıyor, mahvediyor da. Ben çok içiyordum. Köfte acaba bu kasa modpack'te yeni versiyonu bronz nasıl yapılır? Malum tinle kapır yok. Change the... Neyse. Senin Kişi nokta. adını söyle. Ha evet, Changelog okumayan, onu geçtim uyarı bile okumayan izleyici kitlesi, buna cevap yok zaten. Hani. Aslında cevap var. Kestrite ve tetrahidrat madenlerini bulacaksınız. Gidin Extreme Hills biyomunda zibilyon tane var. Köftenin dokümentasyonları benden çok daha iyi. Ben de şey yapıyorum. Bir mod güncellendi. Ben direkt changelog tutuyorum. tişörtünü nereden buldun? Belirli bir mağaza varsa söyler misin? Hediye geldi. Hediye geldi, o yüzden bilmiyorsun. Görkem sormuş. Hediye geldi, bilmiyorum o yüzden. Bana da bir arkadaşım hediye yolladı. Bu çok zaman önce tüm TARDIS şeyi, yatak takımı. Huhuhuy. İyiymiş. Abi Watch Dogs serisi gelecek mi? Bir de Üsküdar tarafına ise Tanışak Bayu. Kerem Aydın. Kerem bu Bayu. Hiç hoş değil. Watch Dogs serisi gelmeyecek çünkü oyunu almadım. Ve hayır, Neden? Üsküdar tarafında değilim ve Bayov diyen biriyle tanışmak istemem. Peki köfte biri alsa serisi gelir mi? Ney? Biri alsa serisi gelir mi? Bilmiyorum, oyunu sevip sevmeyeceğimle alakalı biraz. Ben sana söyleyeyim. Benim oynadığım Sleeping Dogs'tan bir farkı yok. Yeni videolardan gördüğüm kadarıyla. Ben de almadım. Bir alsa serisini çeker miyim? Belki çekerim, belki çekmem. Bilmiyorum da. Hani çok bir şey yok. Sırf şişirmece. Şişmiş, mayalanmış ekmek kendisi. Videolar niye azaldı? Belirli bir izleyici kitlesi. Salih, bunu sen yanıtlar mısın ciddi biçimde? Şimdi millet, köftenin işi var, gücü var. Ciddi ciddi işi var. Adam hem okuyor, hem çalışıyor, hem aile hayatı var. Bunların hepsini koyunca videoya vakit kalmıyor. Benim de bir dönem şu kongreye hazırlanırken hiç video çekemedim. Şimdi Geldiği kadar çok çekiyor. Ben köfteyi görüyorum, çekiyor yani. Deniyor. Yapabildiğinin en iyisi bu. hani şimdi biraz okulum falan bittiği için rahatım azıcık. Niye videoya başlarken ben köfteyim diyorsun? Yanlışın var. Ben video başlarken merhabalar, ben kötüyüz köfte diyorum. Donanımlarını söyler misin Ahmet Türkmen? Şey, GTX 670 ekran kartı, 16 GB RAM, 1600 MHz. Üçüncü nesil i7 işlemci, sürüm numarasını hatırlamıyorum. Bir tane 1 TB'lık 5400 RPM'lik hard disk. Diğer donanımları sayma köfte. Yarını buluruz. 3 tane bilgisayar var zaten elin altında. Evet. Öyle bir sıkıntımız var. Deniz Zafer Özel demiş ki mekanizmli bir şey yapacak mısın? Bence dalga geçmiş. Olabilir. Yani köfte mekanizmi. Köfte mekanizmi sevmiyor. Hani mekanizmayı sevmiyorum. Bana çok ters olurdu. Rotary'yi bak sevebilirsin belki.
Evet. O da sırf kurulumları zor olduğu için. Yani Rotary'yi oynamamın tek sebebi zaman ayıramıyorum. Ama hani şey, ilgimi çeken bir modu Rotary. Watch Dogs'u beğendin mi? The Mia ayrı yazılır Mustafa Basar. Öyle bayağı bir soru var. O zaman ben onları diyeyim beğenme. Ya denem oynamadığı için bilmiyorum. Abi hiç köfte yerken vicdan azabı çekiyor musun? Ben yemiyorum. Ruby Kabit Elban. Hayır, çekmiyorum. Abi vanilla oynayacak mısın? Hüseyin Kara. Erdem senin akraban. Hüseyin. Bir keresinde vanille oynamayı denemiştim. Çok sıkıcı bir 10 dakikaydı. Hiçbir... Muhabbeti mi kaçırdım ben? Ne oldu? Ya Hüseyin Kara diye biri var da senin akraban büyük ihtimalle. Abi Battlefield 4 çekmeyi düşünüyor musun? Yavuz Selim Van. Artık Van yerine Sultan olsa güzel olurdu. Evet. Düşünmüyor millet. Şöyle bir gerçek var. Ben FPS oyunu sevmiyorum direkt. Köfte direkt 6 FPS'e giriyor. Aynen. Kaç? 60 FPS. Köfte koşuyor çıplak şekilde. Tribünlerin arasında millet böyle açılıyor. Neyse. Şimdi benim küfredeceğim bir tane soru var. Dur. Acaba nedir? Nedir? Rotary Craft'ın tanıtımı çekmeyi düşünüyor musun? Çünkü tam olarak mod tanıtımı çeken hiçbir Türk yok. Salih, Sabahattin sen Ak. Türk değildin, değil mi? Ya ben Salih'im bir kere. Ben Kıbrıslıyım. Haklısın. Neyse. Kıbrıslı Türk sayılırım aslında da. O meseleler de karışık. Neyse. Sabahattin, benim Rotary Craft'la çekilmiş bir serim var ve tutorial serisi sadece. Rotary Craft oturup çekmeye çalıştığın zaman 8 bölüm sadece mod pack tanıtımı. Mod tanıtımını yapıyorsun. 8 bölüm. Onu yapacağıma çok güzel bir seri çekmiş. Sadece tanıtım halinde. Kaç bölüm? 12 bölüm tuttu. Ve tüm her şey de vardı içerisinde. Yani her 5 bölümde bir save verdim. Modları tanıttım. Videolarda ince ince anlattım. O ara mod güncellendi. Değişimleri de anlattık ama yokmuş doğru dürüst değişim yapan. Kendisi çeksin o zaman. Sen çekmeyi düşünüyor musun? Hayır. Köfte de düşünmüyor. Sabahattin, senin kendini çekmen lazım. Kasayı tavsiye eder misin? Nasıl bir mod paketidir? Ya ben oynamıyorum ama Kas köfte senin mod paketini tavsiye ediyor musun? Hiç tavsiye etmiyorum ya. Bok gibi bir paket. Tuna öyle diyor. Korkmaz Tuna. Bir de Tuna kas hangi özellikleri kapsar demiş. Kasa hangi özellikleri kapsar? Salih, kasa hangi özellikleri kapsar? Şimdi kasa geçirgenlik özelliğini kapsar, toplama özelliğini kapsar, bölme özelliğini kapsar, tersin özelliğini de kapsar. Kasa ağır teknik bir paket. Masrafı çok derken sistem üzerinde değil. Oynarken çok uğraşırsınız vesaire yaparsınız. Sistemleri kurmak zor ama kurduğunuz zaman çok eğlenirsiniz, çok keyif alırsınız. Ve kurana kadar kan kusturur, kurduktan sonra da bak ne güzel şey yaptım der. Aynen öyle. Ya, kasanın keyifli anı direkt o makine bittikten sonra, vay be ben neler başarıyormuşum egosu. Sana onu bayağı sağlam veriyor. Benim de Greg Tech oynamayı sevmemin sebebi bu zaten. Direkt hani anan ağlıyor yapana kadar bu gelişmiş makineleri. Basit Olsun. makineleri bile. Ya en basit şey direkt devasa bir achievement oluyor senin için. Mesela şunu diyeyim ben. Şeyi hiç sevmem. Gregtek'i nefret ederim. Ama kasa öyle güzel şey yapmış ki Gregtek seviyorsan, Gregtek'te bir teknik modları seviyorsan, yani kasa oynayabileceğin tek paket. Başka bir paket yok Gregtek oynamak istiyorsan. Yabancılarda dahil. Var. Kasa 2. Hangisi? Kasa 2, o da köftenin paketi, o da kasa. Daha çıkmadı ama çıkacak yakında. Onun üzerinde de böyle güzel kıymalar var. Maydanoz var. Kanalı açma nedeni nedir? Mehmet Emin Balcı. Kanalı açma sebebim. Yani dürüstçe söylüyorum, Darryl Twain'in yaptığı işi Türkçe olarak yapmaktı. İyi de yapıyorsun bence. Gerçekten de iyi yapıyorsun. Abi neden saçın yok? Buna ben cevap vereyim. Çünkü köfte kel. Bu kadar basit. Yani aslında doğal kel değilim hani. Kel olmayı seviyorum. Çok rahat. Ve bana yakıştığını düşünüyorum.
Değil mi? Ben banyoya girince 45 dakika sürüyor, sen girince 5 dakika. Hani. Evet. Gerçi bende o kadar kısa sürmüyor çünkü ben suyun altında vakit geçirmeyi seviyorum. Ya işin olduğunu varsayıyorum. Ha, 2 dakika. Çat giriyor, çirkinli suyu bir soka şahat diye Giriyorum, kağıt sabunlanıyorum. diye. Sabunlanıyorum, hızlıca keseleniyorum. Tam bitti. Köftesinin kelini ahenkle dans ediyor mu? Maalesef o kadar yetenekli değil. Olsun. İyi yansıtıcılığı var. Terra Firma Craft serisi bitti mi? Evet. Murat geçmiş olsun. Acaba hiç Adventure Pack oynamayı düşündüğümüz Zeynep Sude Alkan. Hayır. Abi köfte ne demek? Köfte TDK'dan açıklamasını okusana. genellikle çekilmiş etten, bazen tavuk, balık veya patatesten yapılan türlü biçimlerde pişirilen yemek. Köfte buymuş. En sevdiğin doktor hangisi? Ha. Aile doktorumu pek sevmem ancak eğer mesela Doctor Who'yu asa aile doktorumu severim ya, iyi adamdır. Aile doktoru mu, doktoru mu? Aile doktorumu severim. Evet, aile doktorum. Yani diyorsun ki Doctor Who'dan, yani bu sorunun cevabı skillimden belli. Christopher. Chris. Neden peki? Why? Neden Christopher? Onu da Kaan sormuş. Evet. Seviyorum adamı. Bayağı başarılı bir doktor. Doktor imajına bildiğin sahip. Dota 2 oynuyor musun? Oynarsan video kanalına çekip eklemeyi düşünür müsün? Mark Calaway sormuş. Hayır, düşünmüyor. Dota 2'de oynamıyor. Köfte MOBA sevmiyor. Kaç kere LoL'e çağırdık, gelmedi. İlk oynadığın oyun? Recep Çelik sormuş. İlk oynadığım oyunu hatırlamıyorum. Bir sonraki soruyu ben sormayayım. Kişisel soru. Sor neydi? En sevdiğin üç arkadaşın. En sevdiğim 3 arkadaşım. Çok kişisel bir soru. Evet. O yüzden cevaplamıyoruz Recep. Alınma, üzülme. Hani çok kişisel bir soru. O yüzden hani asla cevaplamam. Bilgisayarın oldu ama internetin olmadı. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 mod paketi. Ben bunu söylüyorum. Kasamazoşist liste başı. Kyra Craft, Siri Craft, Torque 2. Kasamazoşist liste başı, onu söyleyelim. Kasamazı sonra dünyadasın. Feed the Beast Insanity olabilir. Yolluyu da alabilirsin aslında. Evet, o da olabilir. Yolluyu da severim. Yoldu 2 hatta. Aa, yolda 2 de demişken. Ona daha sonra değinelim. Bence de, çünkü 90 soru var, biz yarısına yeni geldik. Ve 22. dakikadayız. 1,5 GB RAM, 3 GB işlemciye sahip bir bilgisayara Linux kurulur mu? Bir kere o Linux değil, Linux. Latif Kızarslan sormuş. Kurulur. Abi doğru söyle, bir yere reklam vererek mi ünlü oldun? Latif'in ağzını burnunu kırsam iyi olur. Bir yere reklam vererek ünlü olmadım. Ünlü olma hikayemi anlatayım direkt. Şey, ben YouTube'a bayağıdır başlamak istiyordum. Bilgisayarım zayıftı o dönemler. Daha sonra işlemci ve RAM olarak güçlüydü. Ekran kartı olarak sıfırdı. Çünkü ben o bilgisayarı aldığımda hani oyuncu biri değildim. Programcıydım direkt. Babana işlemci ve RAM lazımdı. Hala oyuncu değilsin. Ben daha çok programcıyım gene. Telefonu komut işlemiyle kullanan insan. Evet, öyle bir saçmalığım vardı benim, değil mi? Aynen. Ah. Neyse, devam edelim. Hani Ben şey. özetleyeyim köfteyi. Fazla vaktimiz yok. Köftede benim Yok, vaktimiz bayağı var. bayağı var da benim daha LoL'e geçmem lazım köfteye. Yok, geçemezsin. Her birine 1 dakika ayırsak 45 dakika sürer. Evet, amaç o. Oho. Hadi anlat köfte o zaman, anlat. Neyse, şey. Bunu arkadaşım, şu an Dante Theory kanalına sahip bir arkadaşım, Dante. Onunla konuştuk falan. Dedi, yeni bilgisayar alırsan falan haber ver, yardımcı olayım sana. O zamanlar 4000 abonesi ne vardı onun da. Öyle başladım. Başlayış o başlayış. Devamı geldi işte. Hayır, böyle şeyler söylemek, Latif için söylüyorum.
Devam. Abi canavara dönüşüm modun adı ne? Manuel su bombası. Manu ya. Canavara dönüşme modunun adı ne? Morf. Morf. Murat Yılmaz beni çıldırtan sorulardan biri. Abi bana 50 modlu bir mod paketi oluşturur musun? Bakın köftenin hiçbir işi yok. Böyle oturuyor sürekli olarak insanlara mod paketi yapıyor. Hiçbir işi Tabii. yok. Aynen. Ne? Evet. Kısacası sorunun cevabı kocaman bir hayır. Tokatların şiddetini ölçtürmeyi hiç düşündün mü? Fırat Ergenuz. Fırat bu arada benim Evet. gerçek hayattan tanıdığım bir arkadaşım. Ve benden çok fazla da tokat yemiş biri. Hak ederek yedi. Hani ergen bir arkadaş. Kendisi direkt diyor hani ergenlik yaparsam döv diye. Ben de seve seve diyorum. Tıpkı bizim Serhat gibi. Neyse. Neyse. Bu geçmişi anlattıktan sonra O zaman bir tane daha soru gelsin. dur. Daha bitmedi. Tokatlarımın şiddetini ölçtürmeye çalıştım. Ölçen makine dayanmadı. Ben köfte ediyorum. Gajer sayıcı yok. O da radyasyonu ölçüyordu. Deprem şiddetini ölçene gerek lazım sana. Evet, o işe yarayabilir. Kasa mod paketini hiç zorlamıyorum Ozan Kara. Hayır, köfte hiç zorlanmıyor kasa mod paketinde. Hani dur bir tane torch placer craft etmiştim zamanında. Tamam gel. Miraç son çiğ köfte olduğunu anları düşündüğün oldu mu? Efendim? Çiğ köfte olduğunu anları düşündüğün oldu mu? Oldu. Miraç sormuş. Oldu. Miraç. Çok oldu. Saçların sırrı ne peki? Saçlarımın sırrı. Jilet bıçakları. Utku Deniz Erdoğan sormuş. Hep sana mı diyeceğiz köfte? Gitti köfte 2'de gibi Cet. ya Forgecraft adında bir yer yapacak mısın diyor. Eşi de özlemiş. Hani çok lan. Çok fazla keyif almıyorum hani. Artı Köfteistan hala duruyor ve bir sürü farklı paket orada sürekli oynanıyor. Tek eksiği orada kayıt yapan biri yok. Aynen. Minecraft'a nasıl başladın? İsmi nerede geliyor? Köfte ismi nereden geliyor? Köfte ismi nereden geliyor? Hepimiz bir köfte dediğimiz bu fani hayat telefonundan geliyor. Minecraft'a nasıl başladın? Özgür diye bir arkadaşım başlattı beni. Peki Bursa'ya gelecek misin? Bursa'ya. Evet. Bursa'da bir dönem bayağı bir zaman geçirmiştim. Hayırdır? Benim eski manita Bursalıydı. Ha. Yani köfte Bursa'dan manita yapın gelsin. Video çekmeyi ne kadar sürdüreceksin? Bu arada bir önceki soru Eren Can'a aitti. Bu şimdiki soru da Batuhan Ergün. Video çekmeye daha ne kadar devam edeceğim? Hiçbir fikrim yok. Street Fighter 4 oynadın mı Eren Özgür? Hakan'ın geldiği oyun muydu o? Hiç hatırlamıyorum. O eğer oysa oynadım. Değilse oynamadım. Şimdi Satuk Burahan İnanç'ın sorusuna ben cevap veriyorum. Şimdi Köfte 25 bin izleyici sonra çekiliş yapmıyor. 10 bin izleyici sonra yapmıyor. 100 bin önce yapmıyor. Köfte çekiliş yapmayı sevmiyor. Ben de sevmiyorum. Köfte çekiliş yaparsa da 100 bine ulaştığı için değil. Sırf sizinle güzel bir şeyler yapmak istediği için Aynen. yapar. Olmuyor. Çekiliş Ka bir şey kaldı yok. ki ben çekiliş yerine yarışmayı tercih ederim. Yarışma bile güzel olmuyor Köfte. Hani insanlar hakkıyla kazandıklarını almıyor. Ben bir tane çekiliş yaptım. Yani millet yapmadığı hileyi bırakmadı. Farklı hesaplardan girenden mi tutarsın, ondan bundan mı tutarsın. Sonra çekilişte çıkanlar da almadılar. Hani. Yaptığım masrafla kaldım. Artı vakit, harcadığım boş vakitte kaldım. Köfteyi mi tapıyorsun? Ha. Köfte, sen köfte olduğuna göre köfteye tapıyorsan kendine tapıyorsun. Aynen öyle. Her insan zaten kendisine tapmaz mı? Doğru, bir kendisine tapar. Yani Freudian anlamda tapar. Hatta sosyal psikolojide de tapar. Tapar dediğim kendini çok sever, kendini korumaya çalışır.
İşlerin yoluna az olsa 30-40 dakikalık videolar gelir mi köfte? Necati Şener sonra. Umuyorum. Baştan Hani size grak grak tek çekiyordun. abi, Ne tekrar oldu? sor. Baştan aşağı grak tek çekiyordun. Ne oldu ona? Greg tek baştan aşağı değişti. Köfte tam craft modlarını Ha, Tom Craft sorusu mu? tanıtmayacak. Aha. Onun da bir açıklamasını verelim. Arkadaşlar, ben Tom Craft seviyor muyum? Çok seviyorum köfte. Fiyatlı Köfte 2'de hiç Tom Craft'a giriştim mi? Bakın açın Fitli Köfte 2 göreceksiniz. Köfte day 1 gün 1'den oyunun sonuna kadar sadece Tom Craft oynadı. O kadar ki Greg Tech'e bile bulaşmadım. Aynen. Skyrim serisine devam etmeyi düşünüyor musun? Umutla Evet. barışıyormuş. Evet, düşünüyorum. Köfte canlı yayında yap bence. Çok güzel olur. Olabilir. Bana film önerir misin Köfte? Köfte önerdiğin filmi orada alttaki konsola yaz da insanlar okusun. Önermeyeceğim. O zaman yazma. Yani seni tanımıyorum, dolayısıyla da sana nasıl bir film önereceğim hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Dolayısıyla da hayır, film önermiyorum sana. Ben bir Sırp filmini öneririm. Serbian Movie diye bir film var. Sırp filmi. Kaç kere kusarsın bilmiyorum film bitene kadar. Ya da Taksidermi diye bir film vardı. Avrupa sinemasının en mide bulandırıcı örnekleri. Abi Kaya Kraft paketi çekecek misin Şükrü Mete? Millet köfte şey sevmiyor. Mekanizm sevmiyor. Hani Kayra Salih'in alameti fahikası. Benim değil. Ba Greg Tekmir'in. Köfte sen de şey görebilirim mesela. Bir vaktin olsa filan Torque denersin de single oynarsın Hani. çekmezsin ama hiç Kayra'ya geleceğini hiç sanmıyorum ki seni sevmediğim modlar oldu. Hani. Bir de Ya. senin sevmediğin bir tarzı var. Her yer maden fışkırıyor. Hani şey, benim Kayra'ya dediğim tek bir şey var. Çok OP. I'm too old for my Aynen. Hani backpack. ben Grey'i nerflemiş bir adamım. Sen nerf dedin köfte. Yok. Hani. Greg yaptı. Grey çok OP'sin dedim. Köfte işi onun azalırsa yarım saat 45 dakikalık videolar gelir mi? Necati Şener sonra. Şu an kaçıncı sorudayız? 56. 56. sorudayız ve daha 32. dakika. Şimdi. Köfte abisi. Minecraft'ı nereden buldun? Yok 62. sorudayız köfte. Ben soruları farklı sırada Ha, okuyorum. dur. Minecraft.net. Bu adresten Aynen. indirebilirsiniz. Kasa indirme için rehber yapar mısın? Xeone'nin bizim tüm paketlerimiz için geçerli olan bir rehberi var. Hatta onu bir yakında güncelleyeyim ben. Aynen. Tüm sorulara cevap veriyor da. Yine de güncelleyelim böyle daha şey herhangi bir paket adı vermeden. Aynen. Forge sürümü falan da güncel olur. Şey göstereyim. Forsyonu buradan okuyacaksınız. Şey yapacaksınız. Problem yaşarsanız şöyle cevap diye soracaksınız. Abi Minecraft çalışmıyor deyince genelde çözüm yok problemler. Ki köfte. Forumda şunu görüyorum. İnsanlar geliyor. Beni oku dosyasına göre sorusunu bir soruyor. Tak 5 dakikada cevap. 5 dakikada cevap. 5 dakikada cevap. Aynen. Hani Ve o beni oku sorusundaki sorularımıza cevap verdiğiniz anda tamamdır. hatta insanlar bazen okurken cevabı buluyor. Hani Uber abuks, bu arada o beni okusun yu da biraz daha değiştireceğim. Hani bazı soruları gereksiz kılacağım direkt. Yani mesela dil sorusu. Lazım ona. Hayır. Gerek kalmayacak soruya. Ha, Ender Pearl. Şu anda da gerek yok. Ve şey, JVM argümanları. Kendini hiç yedin mi? Tırnaklarını yiyor musun köfte? Evet, yiyorum. Kendini yemiş köfte. Abi video ne zaman eski hızıyla gelecek? Hiçbir zaman. Hani rahatlayabilirsem eğer gelecek. Ama rahatlayacak gibi gözükmüyorum. Çünkü ben işkolik bir adamım. Umarım rahatlamazsın da.
Yani kötü bir şey olarak düşünme. Senin rahatlamaman demek daha güçlü, daha fazla iş yapman ve daha sıkı yerlerde çalışman demek. Hani IT'nin dibine vurman demek. ki işimi de çok seviyorum. Sektörümü de çok seviyorum. Ki aynı şey bu arada benim için de geçerli. Psikolojide ilerlemek istiyorum. Torikon'a ateş kralı olarak geldim. Seni bulamadım. Neredeydin be köfte? Haraz Velen. Sürekli dolanıp duruyordum ortalıkta. Göremediysen senin kabahatin. Gönül gözü kapalı bence. Haraz önümüzdeki seneye umarım şansın yaver gider. Köfte abi kasa indirmek için rehber yapar mısın? Onu sordum zaten. Demin sormadık mı zaten? Ben böyle yukarıda mutlaka soru unutuyorum. Disleksinin bir tipi de bende var. Satırları düz sayamıyorum. Yukarıdan aşağı giderken mutlaka bir satır yukarıda kalıyor. Senle zaten benzer hastalıklarımız var. Aynen. Aman bipolara sahip olma. Devam. En sevdiğin oyun veya mod nedir? Mustafa Eren Hızarcı. Millet bazen dilim dönmüyor kusura bakmayın. O bana da oluyor. Ben direkt okuyamıyorum hani. En sevdiğin oyun veya mod? En sevdiğim oyun. Civilization oyun en He? sevdiğin. En sevdiğin oyun Civilization mı? Evet, Sid Meier's Civilization 5. 6 gelecek. 6 değil. Beyond Earth diye geçiyor. İşte 6. Abi küçükken en sevdiğin çizgi filmler nelerdi? Küçükken en sevdiğim çizgi filmler. Spider-Man liste başı. Onu söyleyeyim. Spider-Man. Bunun dışında Looney Tunes serisi. Hani Looney Tunes serisini cidden çok seviyordum. Hala da olsa izlerim. Peki köfte kasayı AT launcher'a koyacak mısın? Hayır. Daha uzun bir cevap beklemiyordunuz herhalde. Ya zaten AT launcher'a koyman için onların öyle bir checklist'i var ki kafayı yedirtiyor insan. Hani bayağı uzun bir checklist. Ya ben eskiden her yazılımcı, yani yapımcıdan izin almayı vesaire istiyordum. Öyle bir yere geliyor ki o izin meselesi. 40 tane modun var diyelim. Kan kusturuyorlar sana. Lanet. Seni kullanamayacağız. Evet. Nerede kaldık? Fitti köfte iki sesli gibi Unleashed mod paketine video çeker misin? Hayır. Hayır. Anlayış zaten 1-5-2. Ya köfte Unleashed ama şeyden daha iyi. Fitti köfte 2'den daha iyi. Hatta şöyle. Yalnız anlayış fit köfte 2 anlayıştı. Ah neyse işte. Şey Unleashed şeyden daha iyi. Kayra'dan. Daha modern. Evet. Exit de Sihri'den daha modern. Aynen. Bana bir ara sürekli Exit diyorlardı. Da kızamıyorum da. Bilmiyorum. Bildikleri tek şey bu, o çünkü. Aynen. Abi neden adın köfte? Bu nasıl bu kadar modları biliyorsun? Miraç Çavuşoğlu. Çavuşdağ. Emir Miraç Çavuşdağ. Ben söyleyeyim dokümantasyon okuyarak. Bilgehan Kocabaş'ın sorusuna bence sen bir vakayı hayriye ile cevap ver. Kasanın Sky versiyonu olacak mı? Kasanın Sky bloktur herhalde o Sky. kasıt. Denedik. Olmuyor. Olmuyor. Ama şu olacak. Köfte Salih planlıyor. Belki ben de işin içine girebilirim. Karakal Sky Block olacak. Aynen öyle bir şey planlıyoruz. Ve Salih düşündüklerini yaparsa hani kasa zorluğunda ve bayağı eğlenceli olacak. Bu arada millet Salih abiniz yeni ekran kartı aldı. Şu anda yeni ekran kartı benim elbise dolabımda duruyor. Dev gibi bir muhteşem bir şey. Hani Salih, evet, Big Boss Cursor Salih'ten gelecek videolarda bayağı güzel olacak artık anlayın. Aynen. İlgilendiğin ya da sahip olduğun bir oyun konsolu var mı? Yok. Almayı düşünüyor musun? Hayır. Soran Şami Sarıtaş. Minecraft neden az geliyor? Bunu cevapladık zaten. Aynen cevapladık. Bayağı. Baya baya defaydı. Mod pack'ini yapmak nereden aklına geldi? Skyblock çıkaracak mısın? Skyblock'u cevapladık ama kasa mod pack nereden geldi aklına köfte?
Kasa mod pek nereden geldi aklıma? Birileri kafana kapı vura vura sokmuş olmasın? Yani şey Hayır. Baba Yiğit bir Greg Tech mod paketi çıkartmak istiyorduk. Salih'in gazıyla çıkarttık. Köfte söyleyeyim. Salih. Dersu, Söyle. Salih'in gazıyla daha çok kasa mazoşist çıktı. O ayrı. Tüm kasayı çekmelisin ya. 1.7 çekersin ona. 1.7'ye şey, kasa 2. Kasa 2 direkt kasa mazoşist yap. Zaten öyle bir şey olacak. Kasa bir de şey, ultra mazoşist kıvamında yeni mazoşist olacak. Yanında gözyaşı çanağıyla geliyor. Aynen. Nerede oturuyorsun? Yaşın kaç? Yaşım 21 ile 26 arası bir şey. Hayır, değil. Yedi. Gerçek yaşımı karıştırma. 728. Ha. Onu boş ver. Şimdi ne zaman kimin sayesinde videoya çekmeye başladın sözü cevapladık. Cevapladık ona. Yakın zamanda mod planın var mı, olacak mı, onu da Mod cevapladık. paketi mi? Aha. Yakın zamanda mod paketi planım. Kasa Salih. ultra mazoşist. Ha? Artık Karakal Skyblock. Hani Karakal Skyblock'umuz var. Artı şey, Big Boss Cursor Salih'le yeni bir Yollu. yollu. Beraber bir seri içi yapmayı planlıyoruz. Ben de oynamayacak olsam da Sihri'yi Reload'a da çevireceğim. 1.7.2 Sihri olacak. Ama oynamayı düşünmüyorum. Abi niye sadece Minecraft çekiyorsun? Başka oyunları da çekecek misin? Millet soru sorarken soru ek olan mi ayrı yazın. Gene mi? Burada bakıyorum. Ayrı yazmayan bir iki kişi var. Ayrı yazan bir iki kişi var. Elbet bir gün öğrenecekler. Sonra iki kesmeyle ayıran var. Windows mu, Ubuntu mu diye. Dur, sor. Soruyu. Video çekmeyi... Ha yok. Yakın zamanda bir mo... Aa, abi. Dur. Niye sadece Minecraft çekiyorsun? Niye sadece Minecraft çekiyorum? Mesela köfte bir Civilization çek 8 saat. Ney? Bunu kaldırabilecek izleyici var mı? Var mı? Hem. Aslında yapabiliriz. Biz bu arada köfteyle Worms'la çekiyoruz arada. Hani canımız sıkıldığında falan. Ama köfte şey yapabiliriz. Küçük haritada hızlı bir Civilization oynayabiliriz. Ben bir SSD alacağım. O zaman hard diskleri Evet. o zaman hızlı bir oyun oynayabiliriz. Baştan sona kaydedersin. Baştan sona. Ondan sonra da onu böleriz parçalar haline. Yarım saat, yarım saat, yarım saat yayınlarız. Olabilir. İlginç olabilir. Girişi ekstra kaydederiz. Önüne atarız sürekli kes. That shit. Ufak ufak deme, idare et köfte. Neyse. Mahlasının hikayesi ne? Bir gün bir arkadaşımla birlikte muhabbet ederken, aşırı saçma bir muhabbet. Yoldan bir mısırcı geçiyor. Canım kokoreç çekiyor. Baya baya çekiyor. Ve nereden geldiğini bilmediğim bir biçimde hepimiz bir köfte değil miyiz bu fani hayatta lafını söylüyorum. Ve oluyor abi. Bu. Ashes Stone Block ile vurursak Arcane Ash elde eder miyiz? Dur, tekrar sor. Ashes Stone Block ile vurursak Arcane Ash elde eder miyiz? Büyü modlarını ben tanımadığım için bu soruyu uzmana bırakıyorum. Salih! Şimdi Ashe Stone Block ile vurursak sadece Ash elde ederiz. Böyle dağılmış olur. Ama ve Arcane Block'la vurursak ve Arcane Block da hafif böyle kırılgan bir yapıya sahip olursa o zaman Arcane'i elde ederiz. Sorunuzun cevabını aldınız. Adını neden açıklamıyorsun? Batuhan Gül Cemal. Kendi özel hayatımı istiyorum. Bu.
Ya ben adımı çok fazla kullanan bir insanım. Ve çok fazla yerde vesaire vesaire. Dolayısıyla da hani beynimin sikilmesini istemiyorum kısaca. Bu riski almak istemiyorum. Açıklamam bu. Abi ben şey yapıyorum, açık açık söylüyorum ama beni de kimse sevmediği için uğraşmıyorlar. Seni sevmiyorlar hani onu gerçi seni de seviyorlar da. Benim kitlem çok dar, çok da fazla büyümüyor çünkü pis bir adam. Evet. İğrenç, rezil, bok gibi bir adamsın. Aynen öyle. Beypazarı soda içiyorum. Abi MJ üretmek için engin mi kullanalım, combustion engin mi? Bu arada ha, combustion engine mi? Eren Mert Korkmaz. Engin. Ama engin sadece bizde var. Sıkıntı orada. Artı foruma emanet etmeyeceksiniz, hiçbir işe yaramıyor. Aynen. Yeni seriler gelecek mi? Gelecekse ne olur? Cihat serbest. Yollu geliyor. Gümbür gümbür geliyor Aynen. millet. Modlu Minecraft oynamak için Windows mu yoksa Ubuntu mu daha iyi performans verir? Mert, ben direkt söyleyeyim Ubuntu. Aslında bu bazen bilgisayarına göre değişebiliyor. Test et. Çoğunlukla AMD kartlarda daha yüksek performans alıyorsun bu arada. Neydi? AMD kartlarda. Windows yok, Ubuntu'da mı? Evet, Linux altında çok daha performans alıyorsun AMD kartlarında. Sefer'deki asıl görevin ne? Sistem adminiyim. Yani bilgi teknisyen. Ya Bil aynen. O da kolay bir iş değil bu arada. İnanılmaz Sitede yorucu. en ufak problem olduğunda benim başıma patlıyor. Artı stresli de. Stresli de. O kadar stresli değil. Ya da ben o stresi sevdiğim için de olabilir. Sen seviyorsun. Yani ben o tip durumları biliyorum. O işlemi bir kere de ben yaptım. En ufak bir problem deme. Bir hata oldu. Veriler silindi. İşte bir saat önceye gittin. Biz bir saatlik tüm kayıtlar gidiyor. Bir de benim çalıştığım yer sürekli alım satım yapan bir yerdi. Oy. Ha, ücretimi ödemeyince bir hafta kapattım. Günde 30 bin lira ciro yapan şirketi bir hafta zarar ettirdim. Öyle de bir gücümüz var tabii bizim. Aynen. Senin artık. Ben şeyde değilim. Johnny Sins abiyle Ha, bu tanışıp arada bir şey soracağım. sor. Server hangi işletim sistemini kullanıyordu? Windows. Windows mu? Ay, Windows serverlar iğrençtir ya. Yapacak bir şey yok köfte. Ben de çok deneyimli değildim. Hani kod yazmaya tekrar yeni başlamışım. Yıllardır kod yazmıyordum. Eleman teki geldi. Ben her şeyi biliyorum. Sen bir iki satır yazarsın, işte bana yardım edersin diye girdik işe. Eleman 2 hafta sonra ben yokum dedi. Sattı. Sattı. Ve tüm her şey benim üzerime kaldı. Birkaç bin liralık, doğrusu 4 bin liraya yakın bir sözleşmenin altına imzayı atmışım. Oy. Her şeyi sıfırdan öğrenmek zorunda kaldım. Bir de Windows İğrençti. İğrençti. Server. Windows Server niye var? İşte işkence olsun diye. Her ciddi ciddi soruyorum. Windows Server denen şey neden var? Çünkü Microsoft'un parası var. Güzel bir açıklama. Peki Johnny Sins abiyle tanışıklık var mı? Kim bu Johnny Sins? Johnny Sins. Benim taklidim. Taklitlerinden sakınınız. Daha Selman. kötü sevişiyor benden falan. Cidden şu Johnny kim? Tanıdık geliyor ismi. Ünlü bir porno yıldızı. Dur hemen Google'dan bir bakayım. Kel. Oha, Salih bilmiyor bunu. Ya köfte ben ekstrem porn izliyorum. Köfte tipiniz benziyor yalnız. Dedim taklidim diye. Benziyorsunuz. Ama o biraz daha şey yapmış, meme kasmış. Ve Kasaya gaz.
Ne Ben kadar onu da... He? kasaya ne kadar devam edeceksin köfte? O soruyu sen tam bir oku. Kasaya daha ne kadar devam edeceksin? Bir önceki sorunun cevapta sezon finali olmuştu. Bunda da bir sürpriz olacak mı? Hem geldik dalanın kuyruğunun koptuğu yere. Siz burada bir sürpriz olacak mı? Korkmayın olmayacak. Kasaya bayağı 100 bölüm falan devam etme gibi bir niyetim söz konusu. Duydunuz. Yani kasa 100 bölümü görsün istiyorum. Görür mü görmez mi bilmiyorum ama. Hiçbir serim 100 bölüm görmüyorum. Benim 71 bölüm gördü en fazla. Benim de 35. Benim en kısa uzun serim 41 bölümdü. Feed the Köfte 2 idi. Ama en kısa serim 3 bölüm. Yarıda kestim Bass için. Niye? Serisi çekmesi o kadar keyifli değildi. Ben yapısı uymuyordu. Keyif almıyordum. Aslında 5 yılı ben deneyeyim mi? Olabilir. Sever misin sen Bass içine? Köfte çok sevdim ben, oynadım Aa onu bir. doğru. Transistörü oynamış mıydın? Oyna. O bayağı güzel olmuş. O da bir düşsün Humble'a. Ki daha oynayacağım Outlast var, şey var. Ben de şu Skyrim'e bir ara geri döneyim. Modları bir tekrardan dizeceğim. Köfte kayıtlı oynama ama. Olabilir. Ya da şey oyna mesela. Twitch sana bu imkanı veriyor, kesme biçme imkanını. Başlat, insanlar gelsin Twitch'te. Bir Evet. saat oyna ya da 2 saat oyna. Onu direkt şeye aktarabiliyorsun. O YouTube'a. Ha, evet biliyorum onu. Ya. Onu yaparsın. 2 saatlik 2 saatlik bölüm atarsın YouTube'a. Öyle bir şey yapabilirim. Şeyin problemi, Skyrim problemi şu. Asıl aksiyon çok dağınık. Minecraft gibi şey yapamıyorsun. Tamam, madeni topladık, işte eşyaları kuralım. Yapılmışı var kuralım, ya da öyle bir şey yapamıyorsun. Ya da Bastion'da mesela her şey öbek öbek. Bir oturuyorsun, bir öbek bitiyor, bölüm bitirebiliyorsun. Ama Skyrim'de şunu demek zorunda kalabiliyorsun. Arkadaşlar, şimdi full Dragon zırhı giyiyorum ama yürürken bir şey buldum, imge buldum. Oraya gittim, bir açtım kutu, içinde dragon zırh vardı diyemiyorsun. Ama bu başına geliyor. Evet geliyor. Oy. Devam. Bitti mi? Bitti. Yay! Senin eklemek istediğin sorular falan var mı? Ah dur. Sor. Ben sorayım. Sana genel sorayım izleyiciye de. Kayıt programı kullananlar bana program önerebilirse, ama gerçekten iyi. Çünkü bir programda ses kayması oluyor. Diğer programda da ufak bir problem yaşadım. Tekrar yaşamak istemiyorum. Ben Action kullanıyorum hala. Screen'e problem yaratıyor. Protection. Ben hiç yaşamadım. Ciddiyim hiç yaşamadım. Bu arada ben şu lavla suyu ne için almıştım onu hatırlamaya çalışıyorum hala. All you need is love, love is all you need. Ha, liquid sensörmüş. Tamam. Birazdan craft ederiz ama bana bir indirimin lazım. Ha, bir bakayım tarlamda olmuş mudur Ender Pearl'ler. Hayır olmamışlar. Bekleyeceğiz.
Onları. Neyse ben o esnada diğer şeyleri de craft edeyim. Liquid sensör. Yaz kafamda saçma bir biçimde şey. Liquid cleaner. Tank istiyormuş. Internal tank. Köfte. Efendim. Benim gitmem lazım. 2 dakika daha bekle. Ben de bölümü bitireceğim zaten. Abi nereye gidiyorsun? Ne dedi Erdem? Nereye gidiyorsun Nereye dedi. gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Saat 10.30 ve babam karpuz almamız gerektiğini söyler. He. Gelecek misin geri? Karpuz aldıktan sonra gideceğim tabii. Yani evet, gece 10.30'da karpuz almaya giden başka biri varsa lütfen şey Bu yapsın. arada bu şeyin 2 saat gibi bir assemble süresi var tahmini. Ve daha Galgadorian drill'i Köfte tak kreatürden şeyi. ya onu takacağım zaten. Hani YouTuber'ız. Ve single player oynuyorum. Şimdi millet şöyle bir durum var. Kreatif'den tak diyorum. Şimdi bu cihazın harcayacağı köfteye 5 stack 10 stack kömür. Köftenin tahminim 5 bin tane kömürü vardır bir köşede duran. Hiçbir iş Yani ya. yaklaşık 4.000 tane falan var. Ha. Ya bir anlamı yok. O kömürlerin yarısını silip Creative'da 2 saniyede bitirsin işini. Yani öyle yapıyoruz biz zaten. Ya 10-15 dakikalık assemble'larda gerek kalmıyor da. Hani 2 saat. Bir anlamı yok. Hatta o Galgadorian drill'i takınca 3 saat olacak. Şimdi o 3 saati yapıp o şekilde kayda devam edecek olsa geri kalan 6 bölüm boyunca onun assemble edilmesini beklemek gerekecek. Hani. Yani bunu istiyorsanız tamam, hiç dert değil. Engin diyorum. Engin beni aldı. Büyük ihtimalle sağlam da küfretti. Son dönem çok yükleniyorum Engin'e bu forum olayından dolayı. Hak etti. Sana kadar hak etti. Yani bana geldi. Abi ben bu işi yap. Bunu söyledikten sonra o iş biter. Ben Köşede bir yerde sakladığım Ender Pearl'üm yok muydu? Yokmuş. Neyse. Artık arada Enderman avlayacağım. Hatta kendime gitmeden önce bir enchantment alanı yapayım hemen. Sen dur. Şimdi wood. Bu arada ilk ölçeğim hazır oluyor. Ha. Neyin ölçeği? İşte ölçek deniyor ona. Ya yani anket Ha. adil dünya ölçeği deniyor. Adil dünya inancını ölçüyorsun. Hı. İşte bir inanç var mı? Gamer olan ve olmayan insanlara bunu sunacağız. Onlar da dolduracak. Sonra ben de SPSS'den veri analizi yapacağım. Yay! Bir bakayım da kaç diamond'ım kalmış bu arada. 61 diamond'ım kalmış. Nasıl? İyi.
Daha cix bir şekil yapabilirim. Bu daha cix oldu. İki tane de diamond harcayacak. Bir tane Demon's Sword yapacağım kendime. Nasıldır? Güzel. Knockback ve Sharpness. Dalga geçiyorsun, değil mi? Gele gele Knockback ve Sharpness geldi. Sırf ben küfür etmeyeyim de kim etsin? Evet, ama sen küfretmezsin. Aynen. Çünkü Sen köftesin. burada zaten Enchant Table'ım varmış lan. Neyse. Artık bu kılıçta da alırız. Oradan ben bir ara Django'nun da anıtını hazırlayayım. Onu bayağıdır ihmal ediyoruz. Ona güzel bir anıt hazırlayacağım. Ama 13 demek küçük vuruyormuş bu kılıçtan. Neyse, o zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köften iyi günler, iyi eğlenceler. Salih, bir şeyler söyle. Herkese iyi geceler, iyi eğlenceler.